eğlen müzikle, eğlen müzikle, öğren müzikle. Neden izliyorsun, göster müzikle. Tarzın nedir sence, yansıt müzikle. Kopyala yapıştır. Şuna bakın. Anlaşılan Bakery rüyasında öfkeli bir kaplan görmüş. Okul dergisinin son sayısı. Taze çıktı. Matematik artık çocuk oyuncağı. Sınavda başarının sırlarını derledik. Ayrıca okulun en gözde öğrencilerini görmek için internet sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Baksana Hugo. Listede çok ciddi bir hata var. Beni 36. sıraya yerleştirmişsin. Olacak şey değil. Ben hep okulun en havalı çocuğu oldum. Kusura bakma ama zaman değişiyor. Dün revaçta olan bugün gözden düşebiliyor. Bana gözden düştün diyen gerçeğe gözünü kapar. Karizmanın kitabını Bakery yazar. Ona cevabını ver Bakery. Hugo, buna ne diyeceksin bakalım? Ne mi diyeceğim? Gerçek bunun tam tersi. Listede yukarıya çıkmak için daha iyisini yapmalısın. Çünkü Tarzan'ın modası geçti. Şu anda en sevilen tarz Ricardo'nunki. Öyle keskin ki limonu bile kesebilir. Şakalarıyla müdürü bile aldım güldürmeyi başarıyor. Eğer moda olan tarz buysa o zaman ben sonuncu sıradayım. Yok artık, o kadar da değil. Aman boş verin, o uydurma listeyi kim takar? Carl Vespa'nın sitesine hoş geldiniz. Kuşağının en yetenekli virtüözü. Sizi kısa süre içinde Vespa gibi bir piyano yıldızına dönüştürecek sırları öğrenmek için hemen şimdi Vespa Hayran Kulübü'ne abone olun. Parmaklarını gördünüz mü maestro? Adeta ışık hızıyla hareket ediyorlar. Ne diyorsunuz buna? Heyecanını kaçırmak istemem Max ama bence bu Vespa'da olağanüstü hiçbir özellik yok. Teknik açıdan başarılı ama çalışır ruhsuz. Ne? Ama o bir dünya yıldızı. İstatistikleri inanılmaz. 258 videosu, Hayran Kulübü'nün 12.700 üyesi var ve hiç kötü yorum almamış. Müzisyen olmak başkaları gibi çalmak demek değildir. Tam tersine kendi tarzını bulmak demektir. Evet ama Vespa öyle boş bir müzisyen değil maestro. Leeds'in Liebestraum'unu yorumladığı video tam 270.182 beğeni almış. Leeds'in Liebestraum'u. O zaman bir dahaki derse kadar ona çalış. Senin yorumunu dinlemeyi gerçekten çok isterim evlat. Anlaştık. Göreceksiniz maestro. Öyle bir yorumlayacağım ki sizi o anda yere serecek. Eğer 10 dakika daha gelmezse onsuz gideriz. Derse geç kalmak istemiyorum. Çok garip. Şimdiye kafasındaki bireyi görmüş olmalıydık. Beni mi bekliyorsun? Evet, hem de yaklaşık. Bek, bu sen misin? Tabii ki benim Lamia. Bir gecede dönüşüm geçirecek değil mi? Evet ama nasıl desem bayağı bir değişiklik yapmışsın. Ha, giysileri diyorsun. Önemli bir şey değil. Sadece tarzını güncelledim o ama kadar. Ama Bakery sen böyle giyinmezsin ki. Ne haber Bek? Bakıyorum eski moda tarzından vazgeçmişsin ha. Evet öyle. Zamanı ayak uydurmalı. Moda değişir. Biz de değişmeliyiz. İşte şimdi oldu. En doğrusu bu. Bu zamana ayak uydurmak falan değil. Başka bir şeye dönüşmek. Bu gidişle onu Bakery Ricardo diye çağırmamız merak gerekecek. Etmeyin. Çocuklar, Bek hala dün yüzünden öfkeli. Eminim yarın eski haline döner. Herkes bana nasıl bakıyor, gördünüz mü? Bakar tabii. Ricardo kılığına girmişsin. Gözde öğrenci listesi güncellenmiş ve evet, ilk ona girmişim. Bu yeni tarz bana çok yaradı değil mi? Aferin sana Bek, sonunda üst sıralara çıkabilmişsin. Artık doğru dürüst giyindiğine göre neden bizimle takılmıyorsun? Bu mümkün değil Ricardo. Bek görünüşünü kopyalamış olabilir ama bu sizi arkadaş yapmaz. Sana kalmış Bek ama bence iyi düşün. Gerçekten popüler olmak için diğer popülerlerle takılman gerek. Parka son varan prova odasını temizler. Kusura bakmayın çocuklar ama boğazım çok ağrıyor. Sesim tamamen kısılmadan doktora görünsem iyi olur. Sizinle sonra provada görüşürüz. Tamam o zaman, sonra görüşürüz. Geçmiş olsun. Merhaba sevgili hayranlarım. Bu videoda size Liszt'in Liebestraum'unu çalmayı öğreteceğim. Tabii benim tarzımda. Birinci aşama, uyurken kulağınızda benim yorumum durmadan çalsın. Şimdi hepiniz kulaklarınızı takın ve yarına kadar hoşça kalın. Provaya gelmedi. Bugün okula gelecekmiş gibi de görünmüyor. Hatta telefonunu bile açmıyor. Zavallı Bakery, herhalde durumu iyice kötüleşti.
Demek boğazının durumu göründüğünden kötüymüş. Okul çıkışı ona anneannemin özel çayından götüreceğim. Kuru papatyaları ve küflü peynir kabuğunu birlikte haşlıyorsun. Bence anneannenin çayını boşuna harcamalıyorsun çünkü Beck'in sağlığı gayet yerinde görünüyor. O üstündeki de ne? Paraşüt mü giydin? Ah, inanamıyorum. Beck ikinci Ricardo olmuş. Üstelik sadece giysilerini değil şakalarını da kopyalamış. Bu kadarla kalsa yine iyi. Popülerlik listesinde yükseliyor. Artık ikinci sırada Ricardo'nun hemen arkasında. Merhaba Beckery. Yavaş, kazağıma dikkat etsene. Özel dikimdir. Senin amacın ne Beckery? Beğeniliyim derken Ricardo gibi bir şaşkına dönüştün. Bize selam bile vermiyorsun. Ne yani, bir sonraki konsere de onlarla mı çıkacaksın? Anlamıyorsun değil mi Max? Benim için balistik ninjalar bitti. Ne? Gruptan ayrılıyor musun? Hip hop'un modası geçti. Bugün insanlar pop dinliyor. Biz de Ricardo ile düet yapacağız. Yer yerinden oynayacak. Ha? Hadi dans edelim sabaha kadar. Günün sonuna kadar. Yolun sonuna kadar. Kusura bakma ama zirveye ulaşmak için doğru trene binmelisin. Bu yorumu bir yerden tanıyorum diyordum ki sonunda buldum ha. İtiraf ediyorum, Kral Vespa'nın yorumunu taklit ettim. Ama bunda ne kötülük var maestro? Başarılı insanları beğenmek ve taklit etmek istemende garip bir şey yok. Ama müzisyenlik sadece iyi çalmakla olmaz, kendin gibi çalmakla olur evlat. Ve sen Vespa değilsin. Mozart da değilsin. Ayrıca ben de değilsin. Sen Max'sın. Spor ayakkabı ve kot pantolon giyersin. Futbolu, hip hop'u ve klasik müziği seversin. Bunların hepsi senin tarzını oluşturur ve sen bu tarzı mutlaka müziğine yansıtmalısın. Sizce benim gerçekten bir tarzım var mı maestro? Eminim var Max, ama onu bulmak için kim olduğunu asla unutmamalısın. Elbette. Kim olduğumuzu unutmamalıyız. Ama olur da unutursak, gerçek dostlarımız bunu bize hatırlatmak için var değil mi? Sağ olun maestro. Görüşürüz. Evet, hazır mısınız? Kardeşim için her şeyi yaparım. Kuzen de aynı kanıda. Evet, yapalım şunu. İşte geliyorlar. İş başına arkadaşlar. Ne haber dostlar? Yavaş be Beckery. Az daha bizi düşürecektin. Dikkat etsene. Ne? Ben yapmadım ki. Hep yoldaydım. Tabii. Tabii. Galiba daha tam uyanamadım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Beckery. Sen ciddi misin? Bunu kaç defa yapacaksın? Suç bende değil ki. Aynı senin eski halin gibiydi. Azıcık akıl yürütmeyi denesen, başından beri senin yanında yürürken nasıl yanından geçebilirim buna acaba? Buna ben cevap vereyim. Ha? Çünkü sen Ricardo için Beckery değilsin. Egosunu tatmin etmek için yanında dolaşan kopyasısın. Seni kalabalık içinde bile ayırt edebilecek olan kişiler dostlarındır. Yani biz. Dur bakalım. Beckery'i tanıdığınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Beckery'nin şık ve seçkin bir kişiliği var. Tıpkı benimki gibi. Ne? Sen o kafandaki renkli kayığa şık mı diyorsun? Yoksa okul çıkışı balığa mı gideceksin? Evet, balığa gideceğim ve biraz tarz avlayacağım. Sana da aynını öneririm Max. Karizmanı ve aklını nereden aldığın şimdi anlaşıldı. Balıktan. Hadi ağzını payını ver. Onları benden iyi tanıyorsun. Zayıf noktalarını biliyorsun. Haklısın Ricardo. Onları senden iyi tanıyorum. Onlar da beni iyi tanıyor. Çünkü biz dostuz. Ne saçmalıyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Dostlarımın ağzının payını veremem. Robot değilim. Sana hizmet edemem. Kopyanı yapacağına egonu parçala. Arada bir de dişini fırçala. Ya öyle mi? Şey, kendi diyen kendi olur. O ne biçim cevap öyle? Küçücük çocuklar bile daha hazır cevap. Ağzının payını verdin. Bilin bakalım kimi bekliyoruz. Tabii ki Beckery. Ben geldim. Eşsiz ve benzersiz Beckery Diallo. Sonunda. Beckery tekrar Beckery oldu. Aslında üzüldüm. O renkli tarza alışmaya başlamıştım. Popülerlik listesinde Ricardo 50 sıra gerilemiş. Sense dünkü performansına bir anda 128. sıraya düşmüşsün Beck. O saçma sapan liste kimin umurunda? Haklıydınız. En güzeli kendin gibi olmak çocuklar. Bilin bakalım ilk sırada kim var? Lamia. Ben mi? Ricardo'ya verdiğin cevap yüzündendir. Şık ve zekiceydi. Evet, bugün piyano taburesine oturan kim? En sevdiğim öğrencim Max mı yoksa Max Vespa mı? Hangisini dinleyeceğim? Bugün sadece ve sadece ben varım. O yüzden Litz'in Liebestraum'unu Max Beleroz'dan dinlemeye hazır olun maestro.
Hee hee.